Evet, biz bugün bir file çalışması, file çanta çalışması yapacağız. Yapacağımız file çantası da ilk önce şu çantamızı bir gösterelim mi? Fahriyeciğim, şu çantayı yapacağız. Şunu. Evet, bu çantamızı yapacağız şimdi. Şu. Güzel bir kalıp. İsterseniz plaj çantası, isterseniz de alışveriş çantası, kol çantası olarak yapacağız. Biz size basit bir tekniğini göstereceğiz bunun. Evet Fahriyeciğim. 16 santime denk gelecek şekilde zincir çekiyoruz. Pamuk makrome, polyester makrome ya da kalın makrome iplerle yapılabilir bu çanta. Şu an 16 zincire elimdeki sarma iplerle de yapılır ki şu an bir sarma iple ben bu çantayı yapacağım. 31 zincir çekip 30 tane sık iğne yapacağım. 8, Ama toplamda 16 santim mezurayla. Ve 31. Yani şurası 31 tane sık zincir çektim. Üzerinde 30 tane sık iğne olacak. Ama ipe göre de Değişiyor. O zincir yüzden sık iğne sayısı değişecek. santim veriyoruz Baz olarak zaten. 16 santim. Şimdi 16 santimlik zincirin üstünü sık iğne sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Bir zincirle Yukarıya çıkıyoruz. çıkıyoruz, geri dönüyoruz. Şuradan göstermek istiyorum. Daha küçük bir versiyonuna geçiyoruz. Şurada zincirimizi çektik. 8 sıra sık iğne yapacağız üzerine. 8 sıra sık iğne yaptıktan sonra kafeslerimizi yapmaya başlayacağız. Yani 16 santime denk gelen zinciri çekip üzerine sık iğneyi yapıyoruz. Bir sıra, ondan sonra 7 sıra daha, yani toplamda 8 sıra sık iğnemiz olacak. Burası da 5 ya da 6 santim oluyor şu en. Burası 16, burası 5 ya da 6 santim oluyor. Neden zincir sayısı vermiyorum? Çünkü bu çantayı polyester makrome ile, pamuk makrome ile ya da şu an ördüğüm gibi sarma iple yapacağınız için santimle daha güzel olur. Şimdi ben şu sırayı da göstermek istiyorum. Şurayı biraz sökeyim. Burayı 8 sıra ördüğümüzü farz edelim. Ondan sonra hemen bir zincir çekip geri döndüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Ve ne yapıyorum? Hemen sık iğnenin dibine. İlk kafesimi yapıyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 7 zincir. İkinci
üstüne bağlıyorum. Şöyle 3. Bu ilk sırayı yapıyorum ki dönüşte tekrar göstereceğim. Anlaşılabilir olması için küçük bir versiyonunu yapıyoruz. 16 santim değil şu anda bizim ördüğümüz. Gidip gelmeler uzun sürmesin diyerekten. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi ne kadar sık iğnem varsa o kadar kafesim olacak. Yani 30 tane sık iğnem varsa şu kafeslerimden de 30 tane olmak zorunda. Şimdi tekrar 7 zincir ve dönüyorum. Hemen ilk kafesin orta boşluğuna şöyle sık iğne ile bağlıyorum. İkinci kafesin orta boşluğuna. Bundan sonra bu şekilde devam ediyoruz. Tam 40 ya da 42 kafes oluncaya kadar, sıra oluncaya kadar. Yani şuradaki sıram, çantamın şu toplamda arkalı yüzlü sırası 40 ya da 42 kafes olacak, sıra olacak. Bunu yaptıktan sonra diyelim ki bunun gibi boncuk koymak isterseniz, hemen burada boncuk koymayı da gösterelim. 7 zinciri çektim. Tığıma geçiriyorum. Buradan geçirdim ve sık iğne ile bağladım. Bakın. Şöyle bir görüntü oluyor. Tekrar 7 zincir. Boncuğumu alıyorum, tığıma geçiriyorum, bir sonraki kafesin ortasından, boncuğun içinden ve kilitliyorum. Bu şekilde oluyor. Eğer bunu pullu yapmak isterseniz de, şu an kullandığım benim 4 numara tığ, ama pulların içerisinden 4 numara geçmeyeceği için şöyle göstereyim. 3 numara tığ alıyorum ya da 3,5 numara, pulumun içinden geçiriyorum. Bunu yaparken biraz şöyle hafif bol tutarsanız bu şekilde geçiyor. Sonrasında bunu böyle çevirdiğiniz zaman bakın bu şekilde duracak. Yani bu şekilde durmasına bakmayın, pul böyle durmayacak, bu şekilde duracak. Yeter ki biraz şu sık iğneyi hafif bol tutun. Mesela deri pul kullanıyorum. Şöyle. Bunu da şöyle yüzünün gelmesi için tersten şu şekilde bağlayacağım. Bir sonraki kafese. Bakın şöyle hafiften bol yaptım. Şöyle çevirdiğiniz zaman, çünkü şeyimiz, burası çantamızın ağzı. Bakın böyle duruyor. İsterseniz deri pul, isterseniz mika pul, isterseniz de boncukla yapabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklar bu kadar. Bunu 42 sıra ördükten sonra bitiş ve toplama kısmını tekrar göstereceğim.
Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ne demiştik? Şu ağız kısmını 16 santime denk gelecek şekilde zincir çekeceğiz. Zincirlerin üzerine 8 sıra sık iğne yapacağız. Ondan sonra file kısmını büyüteceğiz. Yani şöyle çantamızı katladığımızda şu ilk başladığımız kafesten çantanın ortasına kadar 32 santim burası, 32 santim diğer tarafı olmak zorunda. Yani toplamda çantamızın boyutu 60 ile 64 santim arası. Şimdi toplamayı göstermek istiyorum size. File kısmını bitirdik ve toplamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Hemen bir zincir çekip bakın şuraya ilk filenin ilk kafesin içerisine bir sık iğne yaptım. İkinci kafesin içerisine bir sık iğne yaptım. 3'e 1. Her kafesin içerisine birer sık iğne yaparak filemin ağız kısmını topluyorum. Evet. Şimdi ama hatırlatalım, biz şu anda bunun küçük bir versiyonunu yapıyoruz. Yani daha fazla vakit almasın diyerekten başlangıçta 16 santim zincir çekiyoruz. Ondan sonra üzerine kaç tane sık iğne sığıyorsa 8 santim onu örüyoruz. Ördükten sonra her sık iğnenin üzerine 7'şer zincirli kafeslerimizi yapıyoruz. Şimdi ilk sıramda topladım ağzını. Ne yapıyorum? Tekrar şurada yapmış olduğum olay. Ağız kısmında. Yani şurada yapmış olduğum olayı burada tekrarlayacağım. Her sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak ne demiştik? Burası 5 ya da 6 santim olacaktı. 8 sıra sık iğne örecektik. Bunları ben üzerine sık iğnelerin üzerine sık iğne yaparak gidiyorum. Bir tane daha. Tekrar bir zincir çekiyorum ve döndüm. Burası 8 sıra olacak. O da 5 ya da 6 santime denk geliyor. Tekrar bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk sık iğneye şu boşluğa. Ben çantanın burada minyatürünü gösteriyorum size. Size söylediğim sayılar ve santimler büyük bir çanta için. Evet, şimdilik bu benim için yeterli. Artık şunu şu şekilde şuradan çıkartalım. Şöyle ağız kısmı olarak düşünün. Şu şekilde. Diyelim ki filemiz tamamlandı. Şimdi benim bu yanlarını toplamam lazım. Ne yapıyorum? İpi hiç koparmadan çalışıyorsun fark ettiğim kadarıyla. Evet. Şimdi buradan yanları toparlayarak şu kısmı gideceğim. Hemen ilk gelen boşluğa bir tane sık iğne yaptım. Yine şurada ilk gelen boşluğa. Şurada bakın. Şuraya. Ve şimdi eğer ben ağzı çok toplansın istiyorsam her boşluğa kafesin şurasına sık iğne yapacağım. Ama ağzını çok büzmek de istemiyorum. Şimdi bir tane kafesin içine bir tane başına. Direğine atıyorsun. Direğine evet. Bir tane. Bu biraz ipinizin kalınlığıyla da
alakalı inceliğiyle, kalınlığıyla. Bakın, bir boşluğa, bir direğin içine. Bir boşluğa. Sıra başına kadar böyle devam edeceğiz. Tamam. Evet, sıra başındayım. Yine şu kenarlara da sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi ben buradan tekrar her sık iğnenin başına da batarak, burada da ipim vardı, onu da içine gizleyerek gidiyorum. Şimdi diğer tarafa geldim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar hem kafesin içine hem de direğin başına batarak bu tarafı da toplayacağım. Evet, sıra sonunda da görüşelim diyoruz. Şimdi ben çantamızın ilk başladığımız noktaya geldim. Şu sap kısmına. Burada ne yapıyoruz? Topladık. Şurada gördüğünüz gibi, yani şuradan göstereyim. Yaptığımız şey şuydu. Şu kenarı toplamaktı. Burada bir kafesin ortasını bir direğin başına batarak çantamızı döne döne, yani şu şekilde bir cüzdan gibi topladık. Buradan sonra yapacağımız şey 4 ya da 5 sıra. Şurada bakın 4 sıra örmüşüm. Şurada yine 4 sıra örmüşüm. Döne döne sık iğnelerimizin üzerine sık iğne giderek tamamlayacağız. Peki sık iğneler bittikten sonra mı sapı yapmaya Hayır, başlayacağız? son sıramızda, son sıramızda yine hiç bir şekilde ipimizi koparmıyoruz. Hemen zincir çekmeye başlıyorum sap için. Şeyde istersen gidebiliyorsan bir sıra daha gidebilirsin sık iğneye. Sen Şu, direkt sapa mı geçtin? şimdi şöyle sapı da Ha, hem sapı örüp hem kenar topluyorsun. Evet, Aa, aynı şekilde. süper. Yani son sırada artık 4 sıra sık iğne, yani şu köşede 4 sıra sık iğne yaptıktan sonra ben 2-3 sırada sapla beraber gideceğim. Şimdi diyelim ki ben bunun için örnek bir zincir çektim. Burada sanıyorum 10-15 tane zincir var. Ne yapıyorum? Hemen alıyorum bunu. Şu başa bağlıyorum. Sık iğneyle. Sonra devam ediyorum. Yine kenarlarımı üzerine, sık iğnenin üzerine. Yani şu olayımızı yapıyoruz şimdi, bakın. Ne yapmışım? Şurada sapı bağladıktan sonra bak 3 sıra daha sık iğne gitmişim. Burada sapı bağlıyorum. Yine döne döne devam ediyorum. Aynı zamanda sapı da oluşturmuş oluyoruz. Evet. Yani bunların kendinden saplı olması çok güzel. Neden? Atınız makineye, 30 derecede yıkayın, yıkayın, kullanın. Yani. Yıllarca hiçbir şey olmaz. Şimdi devam ediyorum bu şekilde. Bu da minyatür bir cüzdan oldu. Evet, yani şimdi şu an işi şey çok uzun olmasın diyerekten böyle bir şey yaptık. Ben diğer tarafı da göstereceğim. Ondan sonra zaten bir şey kalmadı. Bundan sonrasında sapın üzerinden de 2-3 sıra gidildi mi? Bitiyor. Evet. Çok basit. Seni bulmak isteyen de Fahriye alttan tire Ceren Instagram adresiyle bulabilecek, değil mi? Bulabilirler. Soruları varsa yanıtlayabilirim, sorabilirler. Anlamadıkları bir şey olursa yine aynı şekilde. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğenin. Daha çok modeller gelecek. Daha güzel çanta modelleri gelecek. Evet. Şu anda çok güzel çalışmalar var. Onları sizlerle beraber paylaşmak istiyoruz. Şimdi diğer başa geldim. Yine
şu tarafta ne kadar zincir çektiyse, hı, şu burada da aynı şekilde zinciri çekiyorum. Bunun içinde bir ölçü vermeyeceğim. Çünkü uzun mu istersiniz, kol boyunu kısa mı istersiniz, ona göre. Ama normal şuradakini ölçüp santim verebilirim istiyorsanız. Şu çantanın. Bunu da aynı şekilde bağlıyorum diğer tarafa. Bundan sonra yine sık iğnelerin başlarına batarak 2-3 sıra, hatta şurada dönüp geleceğim. Şöyle dönüp geliyorum. Şurada yine şu sapımın sık iğnelerin üzerine de sık iğne gidiyorum. Tekrar dönüyorum. Geliyorum, bunun da üzerine sık iğne gidiyorum. 3 sıra yaptıktan sonra ipimi kopartıp gizliyorum. Şimdi şurada ben size hemen şeyi vereyim, kol santimini vereyim. Kaç santim olmuş? Şöyle 30. Aşağı yukarı 60 santimlik bir zincir çektiğiniz zaman tam kol boyu oluyor. Dediğim gibi ben zincir sayısı vermek istemiyorum çünkü herkesin eline göre fark ediyor. Şöyle. Bakın. Yaptığımız yer şurasıydı. Şu şekilde. Toplama işlemi. 60 santimlik bir zincirde bu kol sapı için yeterli. Yine kendi kolunuza ilk birleştirmeyi yaptıktan sonra şurada ilk birleştirmeyi yaptıktan sonra şöyle bir kola ölçüp tekrar alt gelirse söküp tekrar bağlayabilirler. Zincir ekleyebilirsiniz. Bunun dışında bir şey yok. İyi günlerde kullansın hanımlar. Teşekkür ederiz Fahriye'cim. Güzel bir çalışma oldu. Umarım yaparsınız. Şu bitmiş çanta, boncuklu çantanın da görselini bir tekrardan alalım masamızın üstünde. Şöyle. Evet hanımlar. Yapacağınız çanta bu. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.